adama sorsam bak diyor ki Yusuf sen bundan yüz çevir. Bak nasihat ediyor Hazreti Yusuf'a. Sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Bak, kadına günahından dolayı bağışlanma dilemesini söylüyor. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Ahlaksız adam. Madem günahtan, sevaptan biliyorsun, Allah'tan korkuyorsun, masum bir insanı, tertemiz bir insanı, bir fahişenin, bir alçak kahpenin sözüyle niçin hapse atıyorsun? Değil mi? Ve üstelik 7 yıl Allah'tan kork. 7 yıl. Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Masum olduğundan da eminsin. Ama kendi çıkarına bir zarar gelmeyeceğini düşündüğü için Hazreti Yusuf'u hapse tutuyor. Evet. Sonra Hazreti Yusuf'a müthiş ihtiyaçları oluyor. Bir sefer onun eline düşüyorlar. Diyorlar ki ey doğru sözlü. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Nedir bize bunu anlat diyorlar. Ona muhtaç hale geliyorlar. Ekonomiyi düzeltmesi vesile olan da oluyor. Asayişin düzelmesine vesile olan da oluyor. Her şeyin düzelmesine vesile olan Hazreti Yusuf oluyor. O zamanın hakimleri satılmış kahpe adamlar. Yani devletten birisi kulağına fısıldadın mı? Diyor ki mesela al bunu hapse at. Yargı sistemi yok o devirde. Alçaklık hakim. Hukuk yok. Alıp hapse koyuyor. Yani bir adamın söylemesi yeterli oluyor. Mesela kadının söylemesi yeterli oluyor. Adam da müdahale etmiyor. Anlamazdan geliyor. Yani ya diyor bizim haberimiz yok falan gibisine getiriyor. Ulan nasıl bilmesin işte sen gözünün önünde hapse koyuyorlar. 7 yıl hapis. Ve zindan yani şu anki hapishaneler gibi de değil. Müthiş bir zulüm sisteminin olduğu bir yer. Orada o mübarek 7 yıl ya düşünün. O karanlık izbe zindanda 7 yıl kalıyor. Sürekli Allah'ı anıyor. Sürekli namazlarını kılıyor. Nur gibi tertemiz. O güzelliğiyle, o yakışıklılığıyla, o aslan edasıyla nur gibi yine güler yüzle çıkıyor hapisten. Hapiste de ki onlar da etkilemiş, oradaki insanlar etkilemiş. Çok olumlu onların etkisi de. Hazreti Yusuf'u orada müdür yapmışlar hapishanede adeta böyle müdür gibi olmuş.